Şimdi İyi Parti'deki gelişmelere göz atacağız. Biliyorsunuz İyi Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu 26 Ağustos'a dikkat çekmişti İyi Parti ile ilgili olarak. zira onun dışında yine İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da 26 Ağustos demişti. Hepimiz aile 26 Ağustos'a kilitlenmiş durumdayız. Acaba ne açıklanacak diye bekliyoruz. İşte tam yerel seçimlere giderken CHP ile olası ittifak tartışmalarını değerlendiriyor. İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural diyor ki ittifaklara ne mecburuz ne de mahkumuz. Bu arada kimseye kazandırma ya da kaybettirme gibi bir derdimiz yok ifadelerini kullanıyor Oktay Vural efendim. Bu arada bu arada sorunların çözüm yeri olarak da genel seçimler işaret etti. Evet, İttifaklara ne mecburuz ne de mahkum dedi. İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Bural, yerel seçimlerde CHP ile olası ittifak senaryolarını değerlendirdi. İttifaklara ne mecburuz ne de mahkumuz. Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz. Biz sadece millete mecburuz. İrademizi birine teslim edecek halimiz yok. Cumhuriyetin 100. yılında irademizi ipotek ettirecek değiliz. İyi Parti rüştünü ispat etmiş bir parti. Hedefleri, ilkeleri var. Başkaları bunu araçsallaştıramaz. Ural İyi Parti'nin genel seçimlerde izleyeceği yol haritasını anlattı. Seçim hesaplarını birilerinin kaybetmesi ya da kazanması üzerine kurmayacaklarını söyledi. Birilerine kazandırmak ya da kaybettirmek gibi bir derdimiz yok. Biz kazanmak istiyoruz. Milletimiz kazansın istiyoruz. İyi Parti ittifakta olacak mısınız, olmayacak mısınız şeklinde değerlendirmeye tutmak haksızlıktır. Geleceği varsayımsal ittifak modeli ekseninde kendimizi ne mecbur ne de mahkum hissediyoruz. Ural. Türkiye'nin sorunlarının çözüm yerinin genel seçimler değil, genel seçimler olduğunu söyledi. HDP ile olmadık, olmayacağız dedi. İktidara muhalif bir partiyiz. Hedef çoğunluğa ulaşmak. Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri genel seçimler. İradenin değiştirilmesi gereken yer genel seçim. Yerel seçimlerin siyasi sonucu olamaz. Türkiye'nin sorunlarının kaynağı yerel yönetimler değil. Türkiye'yi yönetmeye talip olmayan siyasetin amacı da yok demektir. Max Weber, partilerin amacı iktidar olmaktır diyor. HDP ile olmadık olmayacağız. HDP ile işbirliği algısının maliyetini gördük. Seçim döneminde teşkilatlarımız HDP konusunda haksız saldırılara maruz kaldı.